prensibi ile 22 yıldır hastalarına kaliteli sağlık hizmetleri sunan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese sevgi dolu selamlar. Dünya standartlarında hizmetler sunan, sizlerin de sağlık hizmetlerinde tercih ettiğiniz şifa kapınız Avrasya Hastanesi olarak bugün onkoloji süreçleri dijital paneliyle sizlerle buluşuyoruz. Avrasya Hastanesi 1999 yılında Zeytinburnu ilçesinde açılışı 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel tarafından yapıldı. O günden bugüne hizmetleriyle büyük beğeni toplayan hastanemiz daha da büyüdü. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk ruhsatlandırılmış onkoloji merkezine sahip hastanelerindeniz. Hastane içinde onkoloji merkezini kuran, kansere karşı mücadele eden, bu konuda öncü ve örnek bir sağlık kuruluşuyuz. Ve buna yakışır şekilde her zaman bu alandaki yenilikleri takip ettik. Milyonlarca mutlu hasta hikayelerine ev sahipliği yaptık. Öncelikle buradan başta Avrasya Hastanesi'nin onkoloji tedavisi gören hastaları olmak üzere bu tedaviyi alan tüm hastalarımıza seslenerek başlayalım. Hiçbir şey değişmedi. Bu sadece geçici bir süreç. Kalbinizdeki heyecanınızı, azminizi gönülden kutluyor. Hepinizi çok seviyoruz. Gözlerinizdeki parlayan güneşinizin verdiği o ışık hiç sönmedi. Hepiniz çok güzelsiniz. Biz buradayız, el ele, gece gündüz demeden bu yolu sizinle birlikte yürüyeceğiz. Ve bu ellerimiz sizin azminizi yolun sonunda alkışlıyor olacak diyelim. Evet, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu her tür kanser tedavisi için başvurabileceğiniz, hastalarımızın tüm tedavi aşamalarının gerekli tüm tetkiklerinin tek bir hastane içinde karşılandığı güvenilir sonuçlar elde edebileceğiniz tam teşekküllü bir hastane ortamı. Seçkin medikal kadromuzla, eğitimli, tecrübeli hemşirelerimizle, sizler için yenilenmiş mimari yapımızla, ileri teknolojik cihazlarımızla yanınızdayız. Kanseri, cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi olmak üzere tam 3 koldan tedavi ediyoruz. Teşhis ve tanı koymada hızlı ve güvenli, patoloji ve radyoloji ünitelerimizden alacağınız en doğru sonuçlarla tedavilerinize her branştan uzmanlarımızın katılımlarıyla vaka tartışması ve fikir alışverişlerinin yapıldığı onkoloji konseylerimizde multidisipliner yaklaşımlarla kararlar veriyoruz. Ekranlarınızda bugün buluşturduğumuz hocalarım da bu konuda büyük çabalar gösteren isimler. Hepsine sizler huzurunda öncelikli olarak teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Evet, hastanemizi onkoloji tedavileri için gerek İstanbul'dan, gerek şehir dışından, gerekse yurt dışından birçok hasta tercih etmekte. Avrasya Hastanesi Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartları değerlendirmelerinde medikal ve idari alandaki tüm çalışmalarından 95 puan alarak başarı göstermiştir. Buna bu yıl içinde yapılan %95 çalışan memnuniyeti oranı eşlik etmiştir. A sınıf hastane statüsünde olan hastanemiz etik, etkin, verimli ve toplum sağlığını önemseyen ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edinmiştir. Kurucu önderimiz Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve Uğurlu ailesi yönetim kurulu üyeleri hastanelerinde hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetine her zaman esas almış, hizmetlerinde, hastanelerinde her zaman onların önemli ve değerli oldukları bilinciyle hastanelerinde her birim ve branşı bulundurarak bir hastanenin içinde hastanın her sağlık ihtiyacını gidermesi için gerekli hiçbir şeyden kaçınmamıştır. Buradan hastane yönetim kurulumuza da teşekkürlerimizi tüm hastalar adına etmiş olalım. Ve tabii ki de onkolojiyi her yönüyle ele alacağız bugün dedik. Bugün tedavilerinde büyük titizlikle hastalarına bir hekimden ziyade hocalarımın her biri yol arkadaşı olmuş ve onlarla güçlü bağlar kurmuş. Gece gündüz ihtiyaç duydukları her anda da hastalarıyla iletişim halinde olmuş, onlara ulaşılabilir bir halde olmuş çok kıymetli hocalarımız.
Bugün kimlerleyiz? Bugün radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen, genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Abdülkerim Özakay, patoloji uzmanımız Uzman Doktor Nilgün Erdoğan, radyoloji uzmanımız Hasan Murat Dikmen bizlerle olacak. Evet, doktorlarımızın hepsine hoş geldiniz diyelim sizler huzurunda. Ve şimdi çok kısa bir video izletimimizin ardından hocalarıma sorularımı yönelterek sizlere de birçok konuda evet fikirler verip merak ettiklerinizi yanıtlayacak. Evet, hep beraber geçtiğimiz hafta ne yapmıştık? Kısaca videomuzu hatırlayalım. Radyoloji ünitemizin görüntüleri var ekranlarımızda. Değerli hocam ekranlarda, Hasan Murat Dikmen hocamız. Yine kemoterapi ünitemizin alanımızın görselleri, deneyimli hemşirelerimiz. Radyasyon onkoloji bilimimiz, tedavi planlamalarından alınan görseller, değerli hocalarımın katkılarıyla. Evet, cihazlarımız gördüğünüz gibi ve onkoloji konseyimiz. Triloji cihazımız. Birazdan hocalarıma değineceğiz bu konuda, bu cihazdaki özelliklere de. Panellerimizden, yaptıklarımızdan, duyurularımızdan, afişlerimizden görselleri izliyorsunuz. Evet, 2 milyon izlenme, 30 bin yorum ve 200 bin beğeni toplandı dijital yayınlarımızdan aldığımız beğeniler. Buradan tüm takipçilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Evet, teşekkür ediyoruz ve şimdi evet hocalarıma, değerli hocalarıma sorularıma hemen geçerek başlamak istiyorum. Evet, aramızda çok değerli hocalarım var ve tabii ki Profesör Doktor Mustafa Vecdi hocam var. Hocam, çok yüksek müsaadenizle süreç akışı gereği Kerim hocamla yayına başlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bugün ilk olarak sorularımızı kime yönelteceğiz? Hastanemizin başarılı cerrahi ameliyatların ismi, genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Abdülkerim Özakay bizlerle. Hocam, öncelikli olarak hoş geldiniz. Evet, bugün konumuzda bahsedeceğimiz gibi onkolojik cerrahide ve diğer tüm hastalıklarda gerçekten başarılı işler gerçekleştirmiş hastanemizin güvenilir hekimlerinden. Hocam, ilk olarak size sorumuzu yöneltelim. Onkolojik cerrahi nedir? İzleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Onkolojik cerrahi kısaca kanser cerrahisidir. Kanser cerrahisinin amacı hastanın kanserli dokularını vücudundan uzaklaştırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır onkolojik cerrahi. Tanısı konulan kanser tanısıyla genel cerrahi ve onkolojik cerrahiyle uğraşan biz hekimlerin muayenesinden geçen ve tanısı konulmuş olan hastalara minimum travma ile, yani kanserli dokuyu çıkarırken hastaya en az zarar vererek onu o dertten kurtarmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Peki hocam, genel cerrahi uzmanı olarak hangi kanser türlerinde onkolojik cerrahi işlemlerin uygulanmakta olduğundan bahseder misiniz? Biz
Çoğunlukla sindirim sistemi cerrahisi daha çok. Biz genel cerrahi ve onkolojik genel cerrahi ilgilendiren hastalıkları kapsar. Bunun dışında meme cerrahisi, tiroid kanser cerrahisi, sindirim sistemine ek olarak karaciğer, pankreas gibi organların kanserlerinin cerrahisi, kolon ve rektum kanserlerinin cerrahisi bu kapsama girer. Hocam peki cerrahi operasyon sonrasında hastanın onkoloji birimine yönlendirilip tedavisinin başlayacağına nasıl ve neye göre karar veriyorsunuz? Hasta bize geldiğinde bir kere önce muayenesini yapmaktayız. Evet. Diyelim ki hastanın geliş şikayeti makattan kanama olsun, rektal kanama şikayetiyle gelmiş olsun. Bu hastaya öncelikli olarak gerekli laboratuvar tetkikleri yapılmakta, genel fizik muayenesi yapılmakta, gerekirse endoskopik yani kolonoskopik ve üst sindirim sistemi endoskopilerini yaptıktan sonra hastaya tanı amaçlı düşündüğümüz şeyleri radyolojinin de işbirliğiyle görüntüleme tekniklerini de kullanarak hastanın kanser tanısı konulur. Gerekirse kanserli dokudan örnek alınarak, gerekirse değil mutlaka şart olarak patoloji bölümüne yönlendirilir. Hastanın kesin tanısı konulduktan sonra bizim bir onkoloji konseyimiz var, her hafta toplanan. Evet. Bu konseyde bu olgular tartışılır. Öncelikli tedavinin ne olduğuna karar verilir. Öncelikli tedavisi neoadjuvan tedaviyi gerektiriyorsa, bunun neoadjuvan demek yani ameliyat öncesi tümörü ya da kanserli dokuyu küçültücü medikal tedavi ve radyasyon onkolojisinin yapmış olduğu neoadjuvan radyoterapi ile hastanın ameliyat edilebilir duruma getirildikten sonra cerrahiye yönlendirilmesi planlanmakta. Cerrahiye gelen hastalarımıza da dediğim gibi minimal invaziv yöntemle hastaya en az zararı verecek şekilde ameliyatlarını yapmaktayız. Peki hocam son olarak size yöneltmek istediğim sorum özellikle şu yaşadığımız pandemi sürecinde bu ameliyatları olmaktan korkanlara bir mesajınız olur mu? Şimdi tabii ki bu pandemi süreci bir takım davranış değişikliklerine sebep oldu. Evet. Hastaneye gitmekten korkar oldu hastalarımız. Fakat kanser bir kere ertelemesi mümkün olmayan bir hastalıktır. Bu nedenle ciddi şikayetleri olan veyahut da kanser tanısı almış olan hastalarımız güvenli bir şekilde testleri yapılarak, steril ortamlarda ameliyat şartları sağlanarak gerekli tedavilerini yapmaktayız. Pandemi döneminde özellikle kanser hastalarının kesinlikle ihmal edilmemesi gerekmektedir. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Birazdan yine son olarak izleyenlerimize mesajınızı alacağız sizden. Şimdi az önce de bahsettiğiniz gibi hemen patoloji demişken de değerli hocam uzman doktor Nilgün Erdoğan yanında hastanemizin patoloji uzmanı her zaman yoğun, her zaman laboratuvarda cihazın başında bir inceleme halinde. Öncelikli olarak emekleriniz için tüm hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam kanser tanısında patolojinin yeri ve öneminden bize bahseder misiniz? Evet, tabii kanser tanısı patolojik inceleme olmadan olmaz, öyle diyeyim. Evet. Farklı örneklerle kanser tanısını koyabiliyoruz. Mesela basit bir kitle içine basit bir iğne sokarak sıvı çekip oradaki kanser hücrelerini görebiliyoruz. Ya da Turukat dediğimiz özel kesici iğne biyopsileri, endoskopik biyopsiler bunlar ön kanser tanısını koymamız için gerekli olan yöntemler. 2006 yılında biz burada Avrasya Hastanesi'nde laboratuvarımızı açtık. Bu aynı zamanda kendi patoloji laboratuvarına sahip ilk özel hastanelerden biridir. Evet. Onkoloji ağırlıklı olduğu için de bugüne kadar yaklaşık 15 yıl oldu açılı. Evet. Oturttuk, geliştirdik. Şu anda işlemlerin çoğunu burada kendimiz yapabiliyoruz. Bu tabii çok avantaj çünkü kanser zamanın çok değerli olduğu bir hastalık. Dolayısıyla ekip olarak çalışmak, kolaylıkla birbirimize, klinisyenlerimize ulaşabilmek, gerekirse gidip hemen radyolojiden görüntülemeyi birlikte inceleyebilmek, evet, doktorlarımıza telefon açıp bilgiler alabilmek, bunların hepsi birlikte
çalışmanın getirdiği avantajlar. Tabii ön tanıyı koyduktan sonra ameliyat materyali, eğer hastanın ameliyat şansı varsa, tabii inoperabil değilse, vücuda yayılmamışsa, erken zamanda gelebilmişse, ameliyat materyallerini de biz inceliyoruz. Bu gerek ameliyat sırasında yapılacak olan ameliyatın ne kadar yaygın olabileceğini belirlemek amaçlı intraoperatif değerlendirmelerimiz olabilir, frozen dediğimiz. Ya da sonrasında tüm ameliyat materyallerini inceleyerek hastalığın ne kadar yayıldığını, sınırların temiz olup olmadığını, lenf nodlarına yayılım olunmuş mu, bütün bunlar tedavinin belirlenmesinde yardımcı kriterlerdir. Yani eskiden patoloji yalnızca kanserin tanısını koyarken, şimdi aynı zamanda tedavinin yönlendirilmesinde de çok önemli bir rol oynuyor. Bizim verdiğimiz rapordaki bilgilere göre onkoloji uzmanlarımız tedavinin şeklini ve niteliğini belirliyorlar. Ayrıca günümüzde kanser tedavisi çok değişti, tabii kendileri bahsedeceklerdir. Evet. Hedefe yönelik tedavilerin uygulanması için de patolojide yapılması gereken immünhistokimyasal incelemeler ve genetik analizler anlaşmalı olduğumuz merkezlerle birlikte tam olarak bölümümüzde uygulanıyor ve yapılıyor. Böylece kanserli hastamızın hem tanısının konulmasında hem tedavisinin planlanıp uygulanabilmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Tabii bu bizim hem iş yükümüzü hem sorumluluğumuzu arttırıyor ama mesleki olarak elde ettiğimiz tatmin de gerçekten yüksek. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, çok merak edilen bir terim var. Hastane içinde çok kullanılıyor. İzleyenler de merak ediyor. Frozen dediğimiz şey nedir? Sizi burada bulmuşken bununla ilgili de bir açıklama yapmanızı isteriz. Nedir frozen? Frozen aslında isminden de anlayacağımız gibi bir dondurma yöntemi. Dondurarak yapılan bir işlem. Şimdi normalde bir biyopsi alındığında o biyopsinin incelemeye hazır hale gelmesi için yaklaşık 24 saatlik işlemlerden geçmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu bir süre alan proses ama eğer acil bir durum varsa ya da ameliyat, diyelim ki örnek alınamayacak bir bölgedeyse kitle ulaşılamıyorsa, ameliyat sırasında açılıp bize gönderiliyor ve biz yaklaşık 15 dakika gibi bir süre içerisinde bu kitlenin kanser olup olmadığını cevaben veriyoruz. Böylece ameliyatı yapan kişi, İşte eğer bu kanser değilse yalnızca kitleyi çıkarıp bırakabiliyor. Ama eğer bu bir kanserse o zaman çok daha geniş, ileri ameliyatlara geçebiliyor. Bu da tabii ki bölümümüzde verilen bir hizmet ve oldukça faydalı. Bizim en zor işimizdir aslında. Çünkü çok kısa süre içinde vereceğimiz cevaba göre hastanın ameliyatı şekilleneceği için hem stresli hem sorumluluğumuzu evet, da çok arttıran bir yöntem. Ama aynı zamanda da gerçekten fonksiyonel, işe yarayan bir yöntemdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ve patoloji kısmında da, onkoloji süreçlerinde patoloji kısmını da gördük. Ve şimdi radyoloji kısmına biraz değinmek istiyoruz. Evet, radyoloji uzmanımız Uzman Doktor Hasan Murat Dikmen yanımızda. Hocam öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de her zaman hastalarımıza bu konuda hızlı, güvenilir sonuçlarla en çabuk şekilde ulaşmayı sağlayan hekimlerimizdensiniz. Güvenilir raporlarınızla ve ciddi anlamda hasta karşılamanız, hastaya olan tecrübeniz, donanımlarınızla verdiklerinize teşekkür ediyoruz. Hocam, kanserin teşhisinde radyolojinin yeri ve önemine değinirsek neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ediyorum. Konuşmaya ilk önce Kerim hocamızla başlamıştık. Hastalar bize Kerim Hoca tarafından yönlendiriliyor. Hasta şikayetiyle önce Kerim Hoca'mıza başvuruyor. Evet. Kerim Hoca da yaptığı muayene neticesinde şüphelenirse herhangi bir lezyondan onu radyolojiye refer ediyor ve bize gönderiyor. Hı. Biz de elimizdeki görüntüleme teknikleriyle, bu ultrason olabilir, BT olabilir, MR olabilir, mamografi olabilir, bu gelişmiş aygıtlarla hastamızı muayene ediyoruz. Muayene sonucunda da eğer biz bu lezyonda veya Kerim Hoca'nın bize tarif ettiği alanda herhangi bir kanser şüphesi duyuyorsak, o zaman ikinci bir işleme gerek duyuyoruz. O da biyopsi. Bu biyopsiyi de gene görüntüleme eşliğinde yapıyoruz.
görüntüleme eşliğinde sadece o lezyona yönelik diğer dokulara zarar vermeden biyopsimizi gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekleştirilen biyopsi sonucundaki materyali patolojiye gönderiyoruz. Kesin tanıyı da patoloji koyuyor. Süreç bizde böyle işliyor. Peki hocam, kanser teşhisinde, görüntüleme ünitesinde önemli yere sahip olan cihazlarımız hakkında bize kısa bilgi verebilir misiniz? Yani cihazlar hakkında kısaca konuşmak aslında mümkün değil. Çünkü hepsi yüksek teknoloji içeren cihazlar. Ama şöyle kısaca bahsedeyim. Bunlardan radyasyona maruz kalan veya kalmayan da ikiye ayırırsak bence hastalarımız bununla daha fazla ilgilenirler. Radyasyona maruz kalmadıkları cihaz MR ve ultrason. Diğer görüntüleme teknikleri, mamografi olsun, BT olsun, bunlar radyasyon gerektiren teknikler. Biz tabii ki bunların ayarlamasını yine hastalarımıza uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. En az radyasyona maruz kalacakları şekilde teşhisimizi koyuyoruz. Hastanemizde de tabii ki dünyanın gerektirdiği teknolojiye en uygun cihazlarımız da donatılmış durumda. Bunun yanında yeni bir MR cihazımız geliyor ve artı nükleer tıp kurulacak ve buraya da PET CT gelecek. Böylelikle onkoloji kendi halkasını tamamlamış olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, konu radyoloji olmuşken son sorumu sormak istiyorum. Birçok kadının belki de korkarak yaklaştığı ve merak da ettiği bu meme biyopsisinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani tabii ki meme biyopsisi dediğim gibi önce lezyondan şüphe edildiği zaman bunu kategorize ediyoruz ve biyopsi endikasyonu konuyor. Yani gerekliliği konuyor. Eğer biyopsi gerekli görülürse ultrason eşliğinde veyahut da mamografi eşliğinde biyopsi gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu ultrason eşliğinde gerçekleştirilirken lokal anestezi veya bu lokal anesteziyi kaldıramayacak hastalarda da genel anestezi altında bu biyopsi gerçekleştirilebilir. Yani hastanemizde bu işlemleri gerçekleştirecek her türlü imkan mevcuttur. Yani hastalarımız herhangi bir korkusu olmasın, ağrı duyarım duymam veyahut da herhangi bir endişeleri olmasın. Bunu yapan arkadaşlarımız işlerini en iyi şekilde ve hastaya en az acı verecek şekilde yapmaya yetkili ve imkanlara sahiptir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, kanserin tanı ve teşhisinde önemli noktalardan olan patoloji ve radyoloji birimlerimize de değindik. Ve şimdi evet, tedavi aşamalarına geçersek çok değerli iki kıymetli hocam aramızda. Evet, bildiğiniz gibi onkoloji uzmanları Türkiye'de sayısı belki çok fazla değil, sayısı az denebilecek. Ve bunlardan birisi profesör, birisi doçent Avrasya Hastanesi'nde. Hocam, hoş geldiniz diyorum sizlere de ve şimdi ilk olarak sorumu Fatma Hocam'a yöneltmek istiyorum. Evet, medikal onkoloji uzmanımız hastanemizde başarılı birçok tedavi gerçekleştirmiş. Mutlu hasta hikayeleri denilir ya, onlardan gerçekten birçoğuna şahit olmuş olduğumuz, hastalarımızın gözünden mutluluğunu gördüğümüz hocalarımızdan. Evet hocam, kanser tedavisinde medikal onkolojinin önemine size değinmek istiyoruz. Kemoterapiyi planlarken ilaç dozu ve seans aralığını neye göre belirliyorsunuz ve bu her hastada farklı mıdır? Bize bahseder misiniz? Şimdi sıklıkla söyleşilerde ya da bu şekildeki panellerde bunları konuşuyoruz. Medikal onkoloji, yani onkolojide hasta beraber, yani tanı aldıktan sonra beraber önce evrelenir. Evrelendikten sonra da evresine göre evre 1'den evre 4'e hasta birlikte yönetilmeye çalışılır. Şimdi medikal onkolojide artık hemen tüm tümörlerde, eskiden evre 1-2 hastalarda çoğunlukla cerrah yeterliyorduk ama biz biliyoruz ki akciğer kanseri dahil, meme kanseri dahil, kolon kanseri dahil, artık yani en sık kanserler açısından, prostat kanseri dahil, hemen tüm kanserlerde erken evrede yerimizi almış durumdayız. Çünkü evet, sadece cerrahiler yetmiyor bu hastalarda. Çünkü
cerrah tümörü çıkartsa bile daha sonra hastalığın tekrar etme riski her zaman oluyor. Bizler de ne yapıyoruz? Ağızdan veya damardan veya lokal tedavilerle, ilaçlı tedavilerle bu tekrarlama riskini azaltıyoruz. Yani örnek hastalık cerrahi sonrası %50 bir daha tekrar edebilirse biz onu %3'e 5'e ona indirmek için gerekli tedavi planlamalarımızı yapıyoruz. Her hastanın hastalığı farklıdır. Hep bunu vurguluyoruz. Kolon kanseridir, evre 2'dir. Birisi ilaçsız takip edilir, birisi tek bir hafta takip edilir, öbürü 4 kere 3 haftalık tedavide. Tümörün özellikleri, risk faktörleri, hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar birçok komponenti birlikte değerlendirdikten sonra ki şu an bizim hemen tüm tümörlerde vazgeçilmez diğer parametrelerimiz de moleküler testler. Evet. Bunları işte bazı artık konuşa konuşa halkta öğrenmeye başladı. Akıllı ilaçlar, immünoterapiler gibi tedavileri, spesifik özelleşmiş tedavileri belirleyen moleküler testleri kullanmak gerekiyor. Burada patoloji laboratuvarlarından, genetik laboratuvarlarından biz çok fazla destek alıyoruz. Onlar olmadan biz ilerleyemiyoruz. Bazen moleküler test olmadan kullandığımız akıllı ilaçlar olmakla beraber hemen tüm tümörlerde tedavi kararında patoloji preparatında başta olmak üzere veya kanda moleküler testte o anormallik görürsek de en erken evreden itibaren de onları da tedaviye kombine ederek eskiden örnek bu hastalık işte ameliyat sonrası bir tane ilaçla kemoterapi ilacıyla %30 nükseder dersek bunu %3'e 5'e kadar indirmiş olabiliyoruz. O nedenle de hastaya göre, hastalığa göre ve eşlik eden hastanın moleküler özellikleri ve kendi hastalıklarına göre de tedavi sıklığını, tabii ki bunları neyle göre karar veriyoruz, başka bir şey destekler, yapılan bilimsel çalışmaların desteğiyle öneriyoruz. Yani kafadan işte doktor demiyor, ben şöyle yaptım da oldu diyerek değil, elimizdeki bilimsel kanıtı da ortaya koyarak o şekilde tedavilerimizi yapıyoruz. Peki hocam bu kemoterapi ilaçlarının vücuttan tam olarak atılması ve etkileri ne zaman geçer diye bize sorular geldi. Bununla ilgili sizin tecrübeniz. Kemoterapi ilaçları farmakolojik özelliklerine göre biz farmakodinamik diyoruz. Farmakokinetik özellikleri var. Özellikle farmakokinetik özelliklerine göre, yarı ömrüne göre kimisi 5 dakikada vücutta bozulur alındıktan sonra kimisi de haftalarca kalabilir. Yine ilacın kendi özelliğine göre bunu söyleyebiliriz. Yani her ilacın vücutta kalma süresi veya metabolitlerinin yani metabolize olduktan sonraki bazı yine vücutta kalan metabolit diyoruz. Hani artıklarının da etkisi devam edebiliyor. Tıpkı radyasyon onkolojisinde olduğu gibi, radyoterapinin uzayan etkisi gibi evet. İlaca göre karar veriyoruz. Biz onun için hastayla tek tek yani bugünkü sizin rejiminizde şunları kullanıyoruz. Şu ilaç örneğin 2 yıl etkisi devam edebilir ama bununki 15 gün etkilidir veya şu 15 dakika etkilidir diye hastayla tek tek tartışarak veya konuşarak gerekli olduğu ölçüde bunları söylüyoruz. Yani standart bir vücuttan atılma her ilacın şeysi yok. Hepsinin ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Evet. Peki hocam şu an yaşadığımız pandemi sürecinde kanser hastalarında tedaviye devam ettik. Durmak yok dedik. Her zaman buradaydınız ve tüm ekipteki tüm doktorlarımızla beraber. Peki hocam COVID-19 aşısı yine bu onkoloji hastalarında merak edilenlerden. Bu konuyla ilgili yani onkoloji hastaları aşı olabilirler mi diye yine sorularımız arasında geldi. Bu konudaki tecrübelerinizle hastalarınıza bilgi verebilir miyiz? Şimdi bu her zaman evoluyor olan datalar ışığında biz de hastalarımızı bu konuda yönlendirmeye çalışıyoruz. Evoluyor olmak ne demek? Sürekli değişen bilgi ve data var ve biz bunu takip etmek durumundayız hastaları sağlıklı bilgilendirebilmek için. 2 ay önceki önerimiz de şimdiki değişebilmekte. Şimdi gerek bizim hani ulusal bilim kurulunun önerileri gerekse bir yıldır biriken bilimsel datalar kimisinin faz 3'ü çıkmamış olabilir, kiminin faz 2 ama gösteriyor ki COVID aşıları %100 enfeksiyonu engellemiyor en iyisi bile. Ne yapıyor? Ölümcül komplikasyonları azalttığı için eğer daha önce herhangi bir aşılama sırasında ciddi bir alerjik reaksiyon göstermediyse
veya yapılan aşıda hazırlanan bir maddeye karşı alerji yoksa kişi ağır immünsüpresifler, yani bağışıklığı baskılayan, örnek bunu lösemi hastaları gibi veya çok yoğun kortizon kullanımı gibi, bunlarda da alerji yapan alerji öyküsü varsa önermiyoruz. Fakat örnek hasta kortizon alıyor, aşı olamaz demiyoruz ama aşı olur fakat bağışık yanıtı yeterli olmayabilir diyoruz. Yani biz şu an onkoloji hastalarımızda COVID aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü aşı için ciddi kontraindikasyon dediğimiz engel bilimsel veriler yok şu an elimizdeki datalarla. Ölümcül komplikasyonları da azaltması, yani komplikasyon, ölüm, yoğun bakıma yatış, onları da %100 engellediği için hastaları COVID-19 açısından bir daha hiç enfekte olmazsınız demiyoruz. Fakat riski azaltıcı etkileri nedeniyle aşıyı olabilirsiniz diyoruz. Özellikle de 60 yaş üstünde eşlik eden diğer hastalıkları, şekeri, tansiyon vesairesi de varsa mutlaka yaptırın diye vurguluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii kemoterapi kanserle savaşta gerçekten güçlü bir silah. Yine radyoterapi de olduğu gibi. Bu konuda vermiş olduğunuz bilgilerden, deneyimlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi de hastanemizin radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocam yanında. Değerli hocam da hastanemizde birçok kanser hastasının tedavisinde başarılı bir şekilde yer almış, hastalarımız tarafından büyük bir memnuniyetle tercih edilmiş ve gerçekten birçok öğrenci yetiştirmiş büyük isimlerden birisi. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. Hocam kanser tedavisinde radyasyon onkolojinin öneminden bahsedelim istedik sizle birlikte. Radyoterapi öncesi hazırlıklar nelerdir hocam? Işın tedavisinde planlama nasıl yapılıyor? Bundan bize bahseder misiniz? Şimdi tabii onkoloji multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bu multidisiplin yaklaşım içerisinde buradaki arkadaşlarımızın hepsi evet. ve ek olarak bir daha fazla katılımlarla onkoloji konseylerinde hasta tedavisinin yönlendirilmesine karar verir. Radyoterapi uygulanacak hastalar için ya da hasta seçiminde radyoterapi ya ameliyattan önce uygulanır, tümör boyutunu küçültüp ameliyatı kolaylaştırmak amacıyla ya definitif dediğimiz tamamen tedavi etme amaçlı uygulanır bazı hastalıklarda ya da adjuvan dediğimiz yani çıkartılmış ama var olabilme riskinden dolayı o bölgeleri sterilize etmek amaçlı uygulanabilir. Radyoterapi ağrısız, sızısız, film çekilir gibi bir işlem. Hastaların bu nedenle radyoterapiden çekinmelerine, korkmalarına gerek yok. Ne yapılıyor hasta geldiği zaman? Hasta geldiğinde zaten bu hastaların çoğu teşhisi konulmuş, bazı tedaviler yapılmış ya da yapılmamış. Bütün evraklarıyla geldiğinde bu hastalara öncelikle onkoloji dosyaları hazırladıktan sonra planlama tomografisi denilen bir tomografi çekiliyor. Evet. Bu planlama tomografisini çekme amacımız hasta tedavisini 3 boyutlu yapabilmek. Böylelikle hedefi görerek, bilerek tam bir şekilde yok edebilmeyi amaçlamak amacıyla. Bütün hastanın radyasyonla alakalı tüm riskli organları, tümör bölgeleri tek tek çizilir ve 3 boyutlu bir görüntüsü oluşturulur. Bu 3 boyutlu görüntü üzerinde hastanın planlaması yapılır. Nasıl onkoloji multidisipliner bir yaklaşımsa genel anlamda, radyasyon onkolojisi de gene kendi içinde multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım içinde radyasyon onkoloğu, medikal fizikçiler ve radyoterapi teknikerleri bulunur. Bütün bu kontrollama işlemi dediğimiz çizim işlemleri yapıldıktan sonra hekimin belirlediği dozlar koşulunda medikal fizik uzmanları radyoterapi planlamasını yaparlar. Gerek kullanacakları radyasyon dozlarını, gerek şeyleri ayarlayarak, çünkü doku kalınlıkları, kanser yerleşimi bölgeden bölgeye değişmektedir. Bazılarına çok yüksek enerjili radyasyon vermek gerekir, bazılarına biraz daha düşük enerjili radyasyon vermek gerekir. Bunu ayarlayan medikal fizikçi arkadaşlarımızdır. Bütün bu planlamalar yapıldıktan sonra
en iyi planı seçmek amacıyla hekim ve medikal fizikçi oturur ve standartlara en uygun olan tedavi planı seçilir ve hasta tedaviye davet edilir. Tedavinin ilk günü setup denilen sanal ortamda oluşturulmuş hastanın gerçek hasta üzerinde birleştirilme işlemleridir. Bu işleme radyasyon onkologları, medikal fizikçiler ve radyoterapi teknikerleri birlikte girerler. Hem alanları teyit edilmesi hem de teknikerlere yol göstermesi amacıyla bu işlem yapılır. Daha sonra tedavilere tekniker arkadaşlar da devam edilir. Evet hocam, merak ettiğim, yani benim kendimi merak ettiği özellik sorulardan birini de yanıtlamış oldunuz. Hiç ağrı ve sızı hissi yok. Işın alırken evet. Yok. Film çekilir gibi bir işlemdir. Evet, ben de bunu gerçekten merak ettiklerim arasındaydı. Peki hocam, radyoterapi alıyorum. Yakınlarım etkilenir mi diyenler var bu radyasyon sonrası. Şimdi bizim işimiz bizim yaptığımız yerde kalır. Dışarıya göndermeyiz hiçbir şeyi. Evet. Ama tabii hani hastalar bunu niye soruyorlar? Nükleer tıpta PET filmi çekildiği zaman onlara damardan bir takım radyoaktif maddeler veriyorlar ve bu radyoaktif maddelerin vücutta biyolojik ve fiziksel bozulum süreleri içerisinde insanlarla temas etmemeleri öneriliyor. Bizim için öyle bir şey yoktur. Bizimkinde dokuda radyasyon birikmez ve yanındaki kimseye bir şey olmaz. Evet, bu konuda merak edilenlere de değerli hocamın deneyimleriyle bilgi vermiş olalım. Peki hocam, radyoterapinin yan etkileri var mıdır? Varsa bize çok kısa bundan bahsetmelisiniz. Yan etkileri şöyle söyleyebiliriz. Radyoterapinin uygulandığı alana göre değişir yan etkileri. Mesela diyelim ki baş boyun bölgesinde radyoterapi uyguluyorsanız orofaringeal, mukozit ve cilt reaksiyonları en sık görülen yan etkilerdir. Burada ne olur? Orofaringeal ağız içinde, yani orofaring bölgesinde ağız içinde küçük yaracıklar oluşur. Tabii biz bu reaksiyonların oluşacağını bildiğimiz için önceden bu reaksiyonların şiddetini azaltıcı bir takım ilaçlarla tedaviye başlıyorum. Cilt reaksiyonları olabilir. Nasıl güneşte insanlar çıktıklarında böyle bir kızarma, sonra bronz rengi alıyorlar. O şekilde, aynı o şekilde cilt reaksiyonları olabilir. Eğer koraks bölgesi dediğimiz bu bölgeler şey yapılıyorsa, ışınlanıyorsa gene yemek borusu hassaslaşabilir. Kalp üzerine olabilir ama yeni teknolojilerle artık bu yan etkilerin insidansları çok 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 azaltılmıştır. Çünkü yapılan tedavi planlamaları ve tedavi teknikleriyle tedavi alanları daha küçük ve şeylerden radyasyonu, diğer dokuları, radyasyonun zararlı etkilerinden korumak daha mümkün oluyor. Karın bölgesinde bulantı kusma olabilir, hassizlik olabilir. Pelvik bölge dediğimiz bölgede idrar yaparken yanma olabilir. Belki ishal olabilir. Tabi bunlar artık çok sık görülen bulgular değil. Ama dediğim gibi en sık görülenler cilt, özellikle baş boyun bölgesinde bulantı, kusma, halsizlik olabilir, ishal olabilir belki. Peki hocam, az önce yine radyasyon onkoloji birimimizin tanıtımını izlerken triloji cihazımızı görmüştük. Bu ve bunun dışında ışın tedavilerinde kullanılan cihazlarımızın sizin gözünüzden değerlendirilmesini istesek bize neler söylersiniz? Şimdi tabii 1895'te röntgen şeyi bulduğunda X ışınını çok büyük bir atılıma da imza attı. Ondan sonraki yıllarda, hemen takip eden yıllarda insanlar X ışınlarını merak ederek bunları bazı hastalıklarda kullanmaya başladılar. Ve gördüler ki bu X ışınları verildiği zaman bazı hastalıklar küçülüyor. Özellikle kanser hastalıkları. Acaba bunu biz bu şekilde değerlendirebilir miyiz diye yola çıkıldı. Bu geçen yaklaşık 100-130 yıllık süre içerisinde radyasyon onkolojisinde böyle göz kamaştırıcı değişimler oldu. Ama 50 yıl sonra benim yerimde oturan bir insan herhalde bizim teknolojimizi çok böyle şey bulacak, ilkel bulacak. Onlara göre de daha değişik teknolojiler çıkacak. Ama şimdi geldiğimiz noktada yeni nesil radyoterapi cihazları artık görerek, bilerek, koordinatları hesaplayarak aynen güdümlü füzeler gibi
ateş etme imkanına sahip olmuş durumda. Son sorum hocam, pandemide ihmal edilen sağlık problemleri kansere sebep olur mu? Yani olabilme ihtimali olabilir, olmayabilir. Yani eğer önceden prekanseröz lezyonu varsa, ihmal ediyorsa bu kanserleşebilir. Ama biz bunu her zaman insanlara gerek yayınlarda, gerek konuşmalarımızda kanserin virüsten daha tehlikeli olduğunu, bu nedenle kanser tedavisinin ya da teşhisinin ertelenmeyeceğini en ufak bir kuşkuda insanların mutlaka hekime gitmeleri ve bu şeyleri ertelememeleri gerektiğini söylemiştik. O nedenle hani kesin bu olurdu olmazdı demek mümkün değil. Eğer prekanseröz bir lezyonu varsa, bir şey varsa o büyüyebilir, sonradan gelişebilir. Evet hocam, size de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu üstün hizmet anlayışı birbirinden başarılı hekim kadrosu ileri teknolojik donanımları ile onkoloji biriminde tedavide kullanılan cihazlarına da ciddi yatırımlar yapmış hastanelerden ve yanında tam 22 yıldır bu alanda milyonlarca da dediğimiz gibi mutlu hasta hikayelerine şahit olduk. Değerli hocalarıma bugün vermiş oldukları katkılardan dolayı, onkoloji hastalarımıza en doğru kararları vermek için her daim bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunduklarından da bahsettik. Bu konudaki ekip birliklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Evet, her zaman söylediğimiz bir şey var. Erken teşhis hayat kurtarır. Lütfen yaşadığımız bu pandemi sürecinde de hastanelere gitmekten korkmayın. Sağlık sorunlarınızı ertelemeyin. Biz her türlü tedbiri alarak, her türlü hassasiyetle yaklaşarak tüm polikliniklerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, bulaş ortamı hastane değil, sizin kurtarıcınız hastane. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Her zaman dediğimiz bir şeylerden biri de küçük şikayetlerle başlayan kanser önlenebilir. Yani yine erken teşhisi burada tüm izleyenlerimize vurgulamak isteriz. Kanserle özel olarak hesaplaşıyor ve savaşıyoruz diyelim ve bu konuda da yine aynı zamanda değerli hocalarım dışında evet bizlere güvenen, el ele veren, hizmetlerimize güvenen tüm sağlık camiasına, gerek dış doktorlarımıza hepsine buradan selamlar, sevgiler ve teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, yayınımızı izleyenlere buradan ne diyoruz? Sağlık problemlerinizi ihmal etmeyin diyoruz. Ve ne diyoruz? Kanserden korkmayın. Çünkü biz buradayız. Medikal kadromuzun güçlülüğü, hastanemizin hizmetlerinin kalitesiyle her daim yanınızdayız. Bu yolda birlikte sizlerle el ele yürümeye hazırız diyoruz. Evet, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Şimdi biz konferans sırasında da söylediğim gibi hakikaten iyi bir ekip olduk ve uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Bu sebeple birbirimizin dilinden de iyi anlıyoruz. Kimin ne istediği, ne tür davrandığı, hani bunları da aslında biliyor olmak güzel. Dolayısıyla bir dostluğumuz da oluştu uzun süredir birlikte çalıştığımız için. Konseylerde haftada bir en azından hani çok yoğunuz aslında. Bir taraftan benim derslerim falan da var, ek çalışmalarım ama hani bütün bu yoğunluk içinde konseylerde de bir araya geliyoruz, birbirimizi görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir ekip çalışmamız zaten gördünüz konferansımızda da. Onun dışında tabii deneyimliyiz hepimiz. Uzun süredir çalışıyoruz. Ben 25 yıllık bir patoloji uzmanıyım mesela. 15 senedir Avrasya Hastanesi'ndeyim. Devletten emekli olup geçtim. Diğer arkadaşlarımın hepsi konusunda çok uzman, tecrübeli insanlar. Dolayısıyla hep birlikte iyi bir çalışma. Bir de kanserin tabii kendine has bir özelliği var. Hem çabuk hem doğru çalışmak zorundayız. Konferansta da dinlediğiniz gibi patolojidir kanserin tanısını koyan. Dolayısıyla ben kanser demeden, raporumu çıkarmadan hiçbir şey başlamaz. Bu nedenle sorumluluğumuz da fazla. Tüm ekip çalışmasında tüm hekimlerimiz size yönlendirdiyse sizin sonucu beklemek zorunda. Evet evet. Yani biz de onun için hani hem hızlı hem doğru sonuç vermek durumundayız. Bizden çıkan yalnızca tanı değil
aynı zamanda. Hani tanıyı koyuyoruz, evet, ondan sonra ek incelemeler de başlatılıyor ama biz aynı zamanda bize gönderilen ameliyat materyalini evreliyoruz. Yani hastanın tümörü organda sınırlı mı? Yoksa uzak bölgelere yayılmış mı? Ona göre tedavisi, hani mesela bazı hastalara kemoterapi uygulanmayacak, küçük çaplıysa işte yayılmamışsa kemoterapi belki de hastaya verilmeyecek ama işte uzak bir bölgede yayılım söz konusu, o zaman tedavi eklenecek üstüne. Yani patoloji yalnızca tanı koymayı değil, aynı zamanda tedavinin şekillenmesine de çok fazla destek olan bir bölüm. Yine bu akıllı ilaçların kullanımında da patoloji çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü o akıllı ilaçları kullanabilmek için ve sosyal güvenlik sisteminin bu ilaçları da karşılayabilmesi için patolojinin raporunda o mutasyonların, genetik değişikliklerin olduğunu yazması gerekiyor. O yazmadan olmuyor. Dolayısıyla orada da biz artık ön plandayız. Yani ben bu işe başladığımda, işte ihtisasımı da sayarsanız 28 sene öncesinde patolojinin rolüyle bu aradan geçen bu kadar süre içinde geldiğimiz yer çok farklı. Ben o zaman düşünüyordum, yani hani çok böyle rol oynamıyorduk. Hani kanser diyorduk, tamam, bir daha da arayan soran olmuyordu falan. Hani bir gün böyle olmayacak, değişecek, onu biliyordum ama hani bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Çünkü gerçekten bilimsel araştırmalar, çalışmalar o kadar fazla ki her gün, her hafta, her ay yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim de tabii sürekli okuyup kendimizi geliştirmemiz gerekiyor yetişebilmek adına. Kısa da olsa ana başlıklarıyla önemli bir konu konferansta bütün ekip canlı yayınla buluşturdu takipçileri. Siz de katılımcılar arasındaydınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz konferansta? Evet, Avrasya Hastanesi olarak, onkoloji birimi olarak neler yaptığımızı tanıda, tedavide hepimiz ayrıntılı olarak, yani tabii ki kısa özet bir şeklinde ama gerekli bilgileri vererek bir söyleşi yapmış olduk. Bir kısa panel şeklinde oldu. Bence oldukça da aydınlatıcı bilgiler verilmiş oldu. Tanıdan itibaren diğer onkoloji cerrahisi yapan cerrahlar, görüntüleme yöntemleri, patoloji, medikal onkologlar, bizler, radyasyon onkologları, hepimiz yerimizi onkolojik tedavilerde, takiplerde, tanıdaki yerlerimizi anlatmış olduk. Takipçilerinizle buluştunuz ve çok önemli bir kadroda yine onkolojinin önemi değerlendirdi. Çok önemli bilim insanları bir araya geldi. Tabii bu hazırlanma safhasında önemli isimlerde de görünmeyen yüz sizsiniz aslında. Neler söyleyeceksiniz? Bu hazırlanma safhası en önemli kısmı. Sunum en kolay kısım denilir ama o noktada o ekibin toparlanması, hazırlanması, ne mesajın verilmesinin arka planında önemli isim olarak neler söyleyeceksiniz diye soralım. Teşekkür ederim. Bugün yine dijital panellerimizden bir tanesini günümüzün ve çağımızın gerektirdiği şekilde güzel bir panel yapıldı. Gerek radyasyon onkoloğu, medikal onkoloğu, patoloğu, radyoloğu, genel cerrahı, yani bir kanser teşhisinden sonra tam teşekküllü bir hastane, hepsi bir arada. Bugünkü fotoğraf kare buydu. Söyledikleri o kadar önemli, o kadar ciddiydi ki bizler bu ülkenin dününü de, bugününü de, yarınını da vizyonları konusunda zaman zaman düşünen, kafa yoran, bunun için nasıl yaparız, bu toplumda seviyemizi nasıl yükseltiriz gibi bunları kendine dert edinmiş bir ailenin, bir kurumun fertlerinden bir tanesiyim. Evet, kanser çağımızın çok belalı, zor işlerinden biri. Yıllar önce sadece bu işi devlete bırakmıştık. Devletin üzerinde bu iş çok ağır bir yüktü. Kanser teşhisi konulmuş, yakınlarımızı gördüğümüz zaman 6 ay ömrü var, 10 ay sonraya randevu verdiler diye anlatılırdı. Bunları yaşadık. Öyleyse dedik, biz Avrasya Hospitali ilk kurarken
Bu iş evet pahalı bir iş. Bu bir yatırım. Bir tek cihazıyla belki iki tane hastane kurulabilir idi. Ama bu ışın tedavisi, radyasyon onkolojisi işine mutlaka girmemiz lazım. Ve o günün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de gelip açılışımızı yapmışlar idi. Yine Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde bu iş için iyi bir altyapı, iyi bir ekip, iyi bir teknolojiyle daha güzel, daha kaliteli işler yapabilmenin mücadelesini veriyorduk. Bugün doktorlarımızı gördüğüm zaman milletvekili sayısından azdır bir radyasyon onkolojisindeki hoca sayısı, uzman sayısı, yine medikal onkolog sayısı da, diğer uzmanların sayısı da 80 küsür milyonun milletvekili sayısından az ve bu ekiplerin 10-15 tanesini biz burada istihdam edebilmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. O kadar. Teşekkür ederim. Başka soracağım bir şey varsa. Evet. Temelden ruhsatlandırılmış değil mi hocam? Onu evet, evet, evet. Burası temelden hastane olarak düşünülüp projelendirilmiş ve ruhsatlandırılmış. Yine onkoloji bakımından ilk Sağlık Bakanlığı'nda ilk ruhsatlı onkoloji merkezlerinden bir tanesi. Bizden sonra da bazı hastanelere yani öncülük yapıldı. Bu alanda özel sektörde kamunun üzerindeki ağır bir yükü bu alanda da paylaşmaya başladı. Onun için bugün toplumumuzda bu konuda çalınacak kapıları, sayıları eskisi kadar kısıtlı değil, var. Bu nedenle güneyimizden, kuzeyimizden, yurt dışından da ülkemize özellikle kanser konusunda gelişler bu imkanlarımız sayesinde, yani teknolojimizle, ekibimizle, altyapımızla tercih edilmekte. Tercih eden hastalarımıza, hekimlerimize, çünkü bunun teşhisini koyan diğer hekimler, o ülkenin hekimlerine de ve kendi ülkemizin hekimlerine de teşekkür ediyoruz. Doğru bir adrese yönlendirmiş oluyorlar. Radyolojinin kanser yani onkoloji üzerindeki önemi şu: teşhis ve tedavi aşamasında radyoloji olmazsa olmaz. Çünkü teşhis aşamasında kanser hastalığını yakalamada, teşhis sonrasında da yapılan tedavinin olumlu veya olumsuz cevabını takipte radyoloji önemlidir. Bu yüzden radyolojik görüntüleme doktorlarımız tarafından istenir. Biz de bunları gerçekleştiririz. Her branş için çok çok önemli bir yeri var. Şimdi her branş için radyolojinin önemli yeri var tabii. Yani biz sadece onkolojiye hizmet vermiyoruz. Nörolojiye de hizmet veriyoruz. Ortopediye de hizmet veriyoruz. Bütün alanlara radyolojinin hizmeti var. Ama şu anda konu kanser olduğu için onkolojiye yaptığımız hizmeti değerlendiriyoruz. Bu teşhis aşamasında hasta bize başvurduğu zaman veyahut da onkoloji klinisyeni bize gönderdiği zaman gerekli görüntüleme tetkiklerini gerçekleştirdikten sonra ve şüpheli lezyonu biyopsi yapıldıktan sonra tanıyı koyuyoruz. Ondan sonra eğer tanımız kanserse onkolojiye refere ediyoruz. Bizim işlerimiz burada bitiyor. Bundan sonra tedavi takiplerinde yine onkoloji doktoru bize yönlendiriyor. Biz de tedaviye verilen cevabı radyolojik olarak değerlendiriyoruz.